Merhaba sevgili Güreş Türkiye radyo dinleyicileri, Güreş Türkiye forum üyeleri, bizi YouTube'dan dinleyen bütün güreş severler, hepinize iyi akşamlar, iyi günler, bizi ne zaman dinliyorsanız. SmackDown Live Shake Up özel programının değerlendirmesiyle karşınızdayız. Ben Mehmet Düvet Dinler, yanımda Buğra Gür, The Pips var. Headlock Master Salih ara ara gelip gidecek, Galatasaray ile ilgili dertleri var şu anda. Bugün konuşacağız, bugün Shake Up konuşacağız, bugün erken seçim konuşacağız, bugün Daniel Bryan konuşacağız, Low Blow konuşacağız. Biraz da kapanışta Galatasaray maçı bitmiş olur, onunla da dalga geçeriz muhtemelen. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum ve Buğra, Shake Up'ın sonundayız. 2 günlük Shake Up genel olarak nasıl buldun? Eğlendin mi bu 2 gündür Ya şovlarda? vallahi inanılmaz bir süreçti. Çok şaşırdık, çok mutlu olduk. En sonunda da herkes evine şeytan damına muhabbeti vuku buldu. Nasıl oldu diyecek olursan bence inanılmaz akılcı ve mantıklı şekilde gelişti olaylar ve senaryolar. Samoa Joe dışında. Güzeldi ya, ben eğlendim. Sen Mehmet? Yani ben de eğlendim. Dün beklemediğim çok az şey oldu ama bugün beklemediğim çok fazla şey oldu SmackDown'da. Özellikle yani geçişlerde falan gerçekten hani beklemediğim çok fazla şey oldu. Ben Joe'yu iyi buldum ama yani şey yani gerçekten bir hafta sonra Great Royal Rumble var. Orada bir sürü kemer maçı var. Değişimler nasıl olacak? Bu Backlash'e nasıl yansıyacak falan. Şu anda kafamda türlü türlü senaryolar dönüyor. Böyle bir senaryo, üç ayrı senaryoya daha bağlanıyor falan. Böyle hani acayip durumda ya. Çok o yüzden güzel geçti. Sevdim. Salih, sen nasıl buldun bu 2 günü? Çok eğlenceli buldum. WrestleMania haftasından sonra daha iyi oldu. Tabii bundan sonra alışmaya çalışacağız. Düşük tempo geçecek bu 2 haftaya göre. Değil mi? Çok doğru bir noktaya bastı Salih. Bundan sonra bu tempoyu havada karada ararız yani. Müthiş eğlenceli 2 hafta, 3 hafta geçirdik hatta WrestleMania öncesiyle birlikte. Neredeyse bir ay geçirdik. Keşke her zaman bunun bir dönemlere benzese. Belki SummerSlam'de. Yani haftaya da büyük bir pay-per-view öncesi iyi bir şey son show sayılır. Ben o yüzden düşeceğini sanmıyorum şeyin. Hani bir ihtimal yine yani özellikle SmackDown'ın hamleleri ya ne olursa olsun Main Event'ta Daniel Bryan gibi bir ismi görmek işleri hızlandırıyor. Yani görmeye devam ettiğimiz sürece de o show temposu yine hızlanabilir gibi geliyor bana. Ama geri kalan şeylerde evet hani United States'te, Intercontinental'da yani türlü türlü şeylerde şey düşecektir ama yani SmackDown main eventlarında en azından hani artık sıkılmayacağımızı hissediyorum uzun bir süre boyunca. Yani bakalım diyorum ve şovu konuşmaya başlayalım o zaman tek tek isterseniz. Neyle başlıyoruz? AJ Styles ve Rusev'in maçıyla başlıyoruz. Yani AJ Styles promo keserken Rusev ben hala neden heel olarak kullanılmaya bu kadar çalışıldığını bir türlü anlamadım. Onu kesiyor ve maç istiyor. İkilinin maçı sırasında AJ Styles çok çabuk bitirmek üzereyken Rusev şey Aiden English maça karışıyor. Maç diskalifiye ile bitiyor. İkisi birlikte AJ'yi döverken Daniel Bryan geliyor ve kurtarıyor. Main Event'te daha detaylıca konuşuruz ama ben size şunu soracağım. Yani Rusev'in heel olarak bu kadar kullanılma çabası, seyirci bu kadar destek verirken nasıl buluyorsunuz? Sizce saçma mı? Buraya ne Ya diyeceksin? Vince McMahon'ın gerçekten eski kafalı bir ihtiyar olduğunun göstergesi. Artık yani Vince McMahon değilse de Road Dogg amca. Abi bir salın şu federasyonun yakasını ya. Adam güzel bir enerji yakalamış işte, yükselsin. Siz Cesaro'dan hiç mi ders almadınız ya? Cesaro tam böyle yükseldi. İnsanları arkasına aldı. Süper yıldız olma yolunda ilerlerken tak heel turn, yanına Paul Heyman verdiler. Ne oldu? Bütün momentumunu piç ettin. Yazık oldu yani. Şimdi Cesaro o günleri bir daha yakalayabilecek mi? Çok zor. İmkansıza yakın yani. Aynen yani Salih sen ne diyeceksin? Yani ben Reddit'te bir haber gördüm bugün. Vince McMahon aslında Rusev'i geri alma sebebi Greatest Royal Rumble'da fikir değişmiş. Daha iyi maç çıkaracağını falan düşünmüş. Yani evet, bence Vince McMahon'ın şey bu. Bu heel gösterme çabaları. Onun istekleri.
Yani tabii ki ya zaten şey hani yani Abi Undertaker'la nasıl iyi maç çıkarabileceksin ki? Koy Jericho'yu niye oynuyorsun oyuncak gibi ya? Çok ilginç gerçekten. Bu arada birisi yorumda YouTube'da ağzını yayarak konuşan biri var demiş. O benim galiba. Ağzımı yaymıyorum bence ya. Yayıyorsam da dikkat edeceğim. Evet Mehmet. Ya şey nasıl denir? Zaten şey yani isimlerin heel ya da face olmasının kararını hani booker'lar vermiyor zaten. Hani o hala üst yönetimden geçen bir şey. Ya Greatest Royal Rumble'da gerçekten Undertaker çok uzun süredir ilk defa yuhalanabilir yani. Hani o derece bir sevgi var Rusev'e ve acaba Arabistan'da o sevgi devam eder mi? Onda ben onu diyecektim. Merak etmiyor değilim yani. Yani bir de hani yani Müslüman bir topluluğa Undertaker gibi bir karakter de çok fazla kaçabilir. O ihtimal de var yani. Yap ya değiştiler yani, ya eskisi kadar değil. Bray Wyatt'ın Royal Rumble kazanması kadar olmaz ama. Yani bakacağız artık. Devam ediyoruz o zaman. Yani işin Bryan ve Styles kısmını Main Event'ta konuşuruz artık. Shelton Benjamin Chad Gable'ı kaybetti. Chad Gable WWE.com'dan duyurulduğu kadarıyla Raw'a geçti Shake-up'la. Ve Shelton Benjamin onu özleyeceğine dair bir tweet atmıştı. Bugün diyor ki Twitter hesabım hacklendi. Gable aslında bir cacık olacak bir herif değil. Ben onu taşıyordum vesaire 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 diyor. Ve Jeff Hardy dün mahalleden United States kemerini alan Jeff Hardy bugün SmackDown Live'a geçiyor Shake-up'la ve Benjamin'i de yani fena olmayan bir maçla tokatlıyor. Buğra senin tahminin bu zaten Jeff'in geçeceği ortak tahminimizdi hatta. Nasıl buldun? Bunu bir ay önce konuşmuştuk. Jeff Hardy'nin temposunun çok düşük bir seviyede seyrettiğini ve bundan sonra SmackDown'a geçişinin hem onun kariyeri açısından hem de SmackDown açısından çok iyi olacağını söylemiştik. Zira SmackDown'ın temposu da Raw'dan daha düşük seyrediyordu. Ben memnunum Jeff Hardy'nin geçişinden. United States'te böylece SmackDown'da görev almaya başlayacak bir kemer değişimi. Nasıl ilerleyebilir? İlerleyen haftalardaki feud'larında hani Jeff Hardy hakkında daha ayrıntılı konuşacağız mutlaka ama benim birinci tahminim United States'in daha hani kreatif kullanılabileceği. Çünkü yetenekli güreşçiler var artık. Biraz daha hani kemeri taşımasını bilen güreşçiler var. Randy Orton kadar sıkıcı olmayacaktır. Mehmet? Geliyor. Mehmet. Jeff Hardy'nin kemeri kaybeder mi yoksa devam eder mi? Jeff Hardy bir süre kemeri taşıyacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. Peki Salih sana önce şeyi sorayım. Sence Mahal'in Great Royal Rumble'da kazanıp kemeri tekrar Raw'a geçirme ihtimali var mı? Çok düşük. Efendim? Çok düşük yani. Yani ben o ihtimali artık iyice düşünmeye başladım. Çünkü yani hani Intercontinental'ın Great Royal Rumble'da SmackDown'a geçeceğini düşünüyorum. Joe kısmında konuşuruz. Düşük diyorsan eğer yani kemer Jeff'te devam edecekse Randy Orton'la bir feud'a girebilir mi? Çünkü bugün yani Benjamin'e önce Randy Orton geliyordu ki Jeff Hardy'nin gelişiyle birlikte kendini geri çekmek zorunda kaldı. Ki zaten eski şampiyon rövanş hakkı vardı Great Royal Rumble'da kullanacaktı ama iptal edildi. Yani onunla bir feud görebilir miyiz? Yani yıl 2009 olabilir mi? Olabilir. Daha çok ring içi aksiyon değil de promolar üzerinden yürüyor. Ya da Randy Orton heel turn yapar. Peki gerek var mı Randy Orton? Önüne gelene şey yapabilen bir isim zaten. Yani arkaya vuran bir isim. Hani yani faceken de bunu yapabiliyor. Gerek var mı gerçekten? Yani ben SmackDown Live'ın face taşıyamadığını düşünüyorum. Booker'lar için konuşuyorum ama. Yani. Bu yüzden onu söyledim. Tabii Jeff Hardy'nin çok gereğinden yavaş olduğunu düşünüyorum. Maç kalitesi olmasa da hikaye olarak çok iyi şeyler sunacaktır bence. Snation Guy demiş Joe Ladder'a mı tırmanacak diye. Joe'yu tanımıyorsunuz demek ki arkadaşlar.
Evet ya, maçta bir tane daha SmackDown ismi var ayrıca yani. Ve kendisi hani kıtalar arası kemeri kazanma konusunda biraz uzmanlık hani artık mertebesinde. Hani Joe'ya güvenmiyorsanız hiç değilse şeyi özleyin. Cena'nın United States Title Reign'ini bir ben mi özlüyorum? Abi Cena fanısın. Dark Lord 1905 yani. Umarım sadece sen özlüyorsundur. Open Challenge'lıysa fena değildi yani. Yani ben o kadar ben abartıldığını düşünüyorum açıkçası Sinan'ın o reyninin. Çünkü sürekli olarak pay-per-view maçı şeyken hani ortadayken açıklanırken kendisi şey Open Challenge yapıyordu. Hani garip yani. Ya işte Kaybetmeyeceğini bu kadar iyi bilirken. overrated'lık zaten orada senaryoyu deliyordu yani. İnandırıcılığı zayıflatıyordu. Bence de bu güzel bir şey değil hani bana göre. Bir de en ilginç şey yani Rusev ile arka arkaya 4 maç yaptılar. İşte pay per view bittiği anda ertesi pay per view maçı açıklanıyordu. Aynı gün daha Raw falan olmadan yani abi bana bir tek bana çok yapay geliyordu diye düşünüyordum. Buraya da öyle geliyormuş. Yani Cena fanları gitsin uzak bir yerde ağlasın lütfen Abi yani. demiş NXT'nin değerini yükseltti. Owens'a yatarak Cena demiş. Ya abi NXT kim? Cena kim? Ya NXT'nin değeri zaten Cena'yı katlar. Yani o konuda rahat olun. Abi NXT'nin NXT'nin kendini değeri yükselmeye ispatlamak için başlandığında Cena'ya da ihtiyacı yok yani. hayır, ayrıca zaten NXT'nin değeri yükselmeye başladığında Owens daha yoktu. Zayn vs Neville Aynen da öyle, aynen yükseldi. öyle. Hani o seviyeyi onunla birlikte atladı. Sonrası son da yani şey hani Owens'lık bir olay değil o yani. Ki kaldı ki Owens'ı o feyutlarının sonunda pes ettirdi yani. Çok affedersiniz de hani İki neyse. defa oldu ya üst üste. Hani Maalesef. ben bir şey demiyorum size. Cena övmek için yapmadığınız rezillik kalmıyor yani. Cena fanları başka bir yerde ağlasın lütfen diyorum ve sıradaki maça geçiyorum. Great Royal Rumble'da Usos vs. Bludgeon Brothers maçını göreceğiz. Jey Uso vs. Luke Harper maçı kısa sürüyor. İkisini de indiriyorlar kolayca ve ardından şey birlikte saldırırlarken Naomi geliyor kocasını kurtarmak için. Ve yalvararak kurtarıyor. Şeyler de yanında hanımı olana, kız arkadaşı olana vurulmaz diyerek bir Türk raconu sergiliyor Bludgeon Brothers. Ve orayı terk ediyorlar. Yoksa Total Salih. Divas'ın yeni sezonun başlıyor. Salih senle başlıyorum bu sefer. Naomi Usoların yanında kalıcı olur mu? Ya sana kalıcı değil mi zaten? Yani senaryoda kalıcı olur mu? O zaman diyorum ya boşuna mı verdiniz kadınlar Battle Royale yani? Onun amacı değil Evet. miydi? Yükseltmek değil miydi? Bence yani boşuna verdiler. Evet. yani ve yani bunu da soracağım ikinize. Bu WrestleMania Battle Royale'lerinin bir şeyi laneti olabilir mi? Çünkü Cesaro kazandı, yanına Heyman aldı, kariyerinin en kötü hamlesi oldu. Şey Big Show kazandı, Roman Reigns'e bütün yıl joblandı. Baron Corbin kazandı, anlatmaya gerek yok. Mojo Rawley kazandı, tövbe estağfurullah. Yani bu bir lanet gibi duruyor ve hani ben Naomi'yi geçiyorum ama Matt Hardy'ye vurmasından da çok korkuyorum. Buğra ne diyeceksin? Ya Bludgeon Brothers hakkında bir şey diyeceğim. Bu hani cüsselerin gücü adına mevzusu artık sona ersin ya. Gelmiyor abi, sonu gelmiyor. Gelmediği gibi bir yere gidebileceği de yok. Zaten Battle Royale'ler sadece süre doldurmak için işte vakit geçsin diye yapılan şeyler haline geldi maalesef. Keşke bir anlamı olabilseydi. Abi Royal Rumble anlamı taşımazdı belki ama kendi içinde mesela Battle Royale kazananlarına bir kemer hakkı verin yani. İlla ana kemer olmak zorunda değil. Mid card kemeri de olabilir. Mesela bu Battle Royale'ı anlamlı kılar. Fakat öte yandan geliyoruz gidiyoruz senin dediğin gibi yani tövbe estağfurullah Mehmet dinler daha üstüne diyebilecek bir şeyim yok. Peki Salih bir soru daha. Absolution SmackDown'a geçti. Paige'in torpiliyle bir şeyler yapabilirler mi? Düşünüyor Zaten musun senaryo? amaç o değil miydi yani?
Ya amaç değişiklik yapmak da olabilir sadece. Yani Iconics varken çok sanmıyorum ya. Ya yükselmelerini beklemiyorum. Pardon. Yükselmelerini beklemiyorsun. Yani ben de yükselmelerini beklemiyorum. Sidekick'ti ikisi de. Yalnız kaldılar şimdi. İyice kötü oldu. Ya zaten bence Mendiroz daha fazla. Mendiroz değil de diğer ya, ismini unuttum. O biraz NX'de kalmalıydı. Dün demiştim hatta buna. Mendy de kalmalıydı yani aslında. Mendy yani 4 senedir kalsalar şu anda iyi şeyler söylüyor. Yani NX'in potansiyelli isimleri arasında olacaklardı ama belki dönerler daha sonra, yani dönem var NXT'ye. Kalın devam edelim ve bugünün bombası Samoa Joe. Şahsen benim bu ladder maçtan hani beklemediğim tek isimdi SmackDown'a. O geçti. Şeyi de squashladı. Sin Cara'yı squashladı. Bu arada Sin Cara'yı böyle birkaç yıldır görmüyorduk herhalde. Jobber giriş yaptı. ve ardından yani şeye kaldığı yerden devam etti. Bu Sin Cara ile Lucha farklı güreşçiler mi? Lucha? İşte Lucha diye kolunu havaya sallayan adam. O ikisi aynı. Lucha mı? Dragons. Aynen. Takım. Lucha Dragons takım. Sin Cara onun bir üyesiydi. Bebeğim bunları oynayan zaten Hunico değil mi? Hayır. Hunico şu an devam Sin Cara'yı Hunico oynamıyor mu? Hayır. Kim oynuyor evet, abi? Primo oynuyor. Ne Primo'su? Hunico oynuyor şu anda. Primo ile ekip Epico dönüşümlü oynuyor. Bu konuda şey yani arka alandan çok büyük dedikodularım var. Devam ediyoruz. Evet. Samoa Joe ile devam ediyoruz. Joe SmackDown'a geçmesler ama Backlash'te Roman Reigns ile karşılaşacak. Bu konuda hala iddialı. Ve şey yani Great Royal Rumble'da Roman Reigns Universal'ı alırsa Joe bu sefer Universal için maça çıkacak. Benim anlamadığım şeyler bunlar. Ama Joe'yu SmackDown'da görmek nasıl olur Salih? Ya ben şunu anlamıyorum. Çok iyi olur. Samoa Joe biraz kendi yoluna baksa, kendi hikayelerini yazmaya çalışsa. Biliyorum yani Roman Reigns'in Samoa Joe'yu yeneceğini. Yani keşke biraz daha önüne bakabilse ki çok büyük potansiyele sahip. Hala kullanılmış değil bu bence. Samoa Joe'nun bana kalırsa bir midcard kemerle büyük işler başaracağını düşünüyorum ben. Buğra peki Joe'yu SmackDown'da ana kemer seviyesinde ne zaman görebiliriz? Ya Joe ben dün biliyorsun Mehmet Dinler AJ Styles seviyesinde güreşçiler shake yap işte draft olacaktır demiştim. Çünkü ana kemer seviyesinde hiç contenderi yoktu. SmackDown bunun ızdırabını çok fazla çekti. Ya yani ana kemer seviyesine en yakın Randy Orton'u saymıyorum. Çünkü Randy Orton biraz ben çok geri planda tutulacağını düşünüyorum. Ya geri plan değil de A sınıfında olacağını düşünmüyorum. Çünkü biraz yüzü eskidi ve hani Cena gibi dönüşümlü kullanılacaktır kanaatindeyim. Baron Corbin vardı. Kanser. Jinder Mahal vardı. Kanser. İşte onun dışında en yakın kim var? Nakamura var. Zaten kanser oğlu kanser. Belki Rusev var olurdu ama o da çok uzak ihtimaldi. Hani SmackDown bunun sıkıntılarını yaşadığı için buna binaen AJ Styles'a yakın güreşçiler geleceğini söylüyordum. Çünkü SmackDown'ın ve hatta WWE'nin bayrak adamı artık AJ Styles. AJ Styles kemeri tutan olacak. İki turu bindirip geri alan olacak. Belli ki bundan sonra. O hani iki tur bindireceği isimlerden biri de Samoa Joe. Çok doğru seçim. İnanılmaz doğru seçim. Hiç düşünmemiştim. Ama Roman Reigns, inanıyordum ki Roman Reigns'de olan feudu devam ederse hani kalitesini daha fazla ispatlayacaktı. Olmadı. Ama SmackDown'da öne açık dediğim gibi. İnşallah güzel ama olur. Backlash'in geçmesi de beklemek zorundayız. Ben Backlash çünkü abi yani Joe yüzünden yani hani neyin peşindesin abi hala anlamıyorum yani. ya ben kıtalar arası kemeri getireceğini düşünüyorum SmackDown'a Joe'nun hani. Bakalım 10 gün sonra göreceğiz bunu. 9 gün sonra göreceğiz. Bu arada 9 gün sonra olan güzel bir şey daha var. Avengers Infinity War vizyona giriyor arkadaşlar. Sabah 8'de izleyeceğim Cuma sabahı. Hepinizi bu mutluluğu paylaşmaya davet ediyorum. İzmir Karşıyaka'dayım.
diyorum ve devam ediyorum. Melibration, Carmela'nın kemer kutlaması. Sen bir şey demedin Joe hakkında Mehmet. Dedim ya. Yani kemere, ben kemer konusunda. Abi bana kalırsa kemere yani yarın değil bugün aday olsun yani. Hemen açıklansın. Great Royal Rumble'a açıklansın. Backlash'a açıklansın. Haftaya SmackDown Live'a açıklansın. Ama yani AJ'in karşısına çıksın abi. Feud yaşasınlar yani. Anladım. Hani bilmiyorum, Daniel Bryan da var. Hani Carmella'nın kutlamasını Charlotte Flair bölüyor ve Iconic Duo bu sefer tekrar Charlotte'a saldırıyorlar. Ve şey Flair Billy Kay maçı. Bu arada çok güzel bir maç Charlotte Flair Billy Kay maçı. Gerçekten çok güzel geçti. Charlotte maçı pes ettirerek kazandı. Ardından saldırırlarken önce Becky Lynch sonra Asuka geldi. Asuka resmi olarak SmackDown'a geçmiş. Böylece biz geçti sanıyorduk ama geçmemişmiş. Asuka artık sabit olarak SmackDown'da. Salih ne düşünüyorsun? Hani Asuka Charlotte feud'u devam eder mi? Hani kemer tekrar onlara geçer mi kısa sürede? Vallahi olabilir ama ben bu kadınlar segmentini çok aşırı uzattıklarını düşünüyorum şov için. Şovun uzaklığı için. Biraz daha daha iyi bir şey, daha kısa bir şey beklerdim. Onun dışında ben yani Carmella uzun vadede tutacağını düşünmüyorum. Kısa vadede tutabilir yani. Sence bunlardan hangisi daha açık seçik giyinmeli bu altı kadından? Abi o Iconic Duo'da şey var, mavi giysili kadın var. Ne onun adı? Peyton. Ah, Peyton Royce. Peyton Royce. Ha, aklıma geldi. Muazzam kadın ya. Çok beğeniyorum. Harika harika. Kim beğenmiyor ki? Tabii silikon da yaptırdı, daha çok beğeniyorsundur artık. Ya o ama silikon izleri duruyor mu bir görmem lazım. Onun için 1300 bekliyoruz. Ameliyat izleri ha, duruyor bu arada tekrar bir şey dedikoduları. Sızıntı dedikoduları tekrar çıkmaya başladı. Yakında çok güzel bir gün geçireceksin gibi geliyor bana böyle. Ben geçtiğimiz dönemler özellikle şöyle bir özet geçmem gerekirse. Hani tüm celebrity hackleri geliyordu. Hani her sektörden, bütün eğlence sektörlerinden farklı nütshatlar geliyordu. Fakat bir türlü profesyonel güreşe bu hackerlar bulaşmamıştı. Ama en sonunda bir bulaştılar, pir bulaştılar. Çok seviyorum. Darbe hacker yaptılar ya, darbe aynen yaptılar. Aynen darbe yaptılar. Yani çok seviyorum hacker kardeşlerimi. Buradan ben daha sonraki evrelerde hani Deep Web'de ilk bir görseller, demo görseller düşer. Sonra devamı gelir. Ufak ufak demo görsellerin düştüğünü de görüyorum. Devamının geleceğini de düşünüyorum. Bakalım. O zaman devam edelim biz de. Devam edelim. The Club geldi. Pardon. The Club geldi. Sonra The Bar geldi. Raw'un iki takımı SmackDown'a geldi. Arthur'ut geldi. Çok önemli mi bilmiyorum. Arthur'ut ölmemiş miydi? Ha? Arthur'ut ölmemiş miydi? Yani ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi. Ve daha da ötesi, önce Sanity duyuruldu. SmackDown Live'a Eric Young, Alexander Wolf, Killian Dane üçlüsü Nikki Cross'tan yoksun olarak. Sonra da Andrade, Cien Almas ve Zelina Vega ikilisi duyuruldu. Salih yine senden başlayacağım. Nikki Cross'un olmadığı bir Sanity sence NXT'deki etkiyi yapabilir mi? Yani yapabilir ama Sanity diyorum. Nikki Cross ben mutluyum yani Nikki Cross'un gelmediğine. Bu kadınlar divizyonunda kaybolacağını düşünüyordum. O etkiyi yaratabilir bence Sanity. Yani Buğra abi, sen ne düşünüyorsun? Sanity şeyde SmackDown'da etkili olabilir mi? Ya bundan önceki hani gelen stable tarzı
takımların hiçbir halt yapamadığını gördük. İnşallah Senetti bu çizginin dışına çıkar. Hani Right Squad, işte bu Page'in takım falan bomboştu. İnşallah bunlar işte ne diyorsun? Sidekick diyorsun. Çok güzel bir tanımlama. Öyle olmasınlar ya. Biraz kendinden söz etmesinler. Yani o 6 kişiden 4'ü yani Ruby Riot'la Page dışında kimse hani şey değildi yani. Page zaten hani vardı. Geri kalan 5'den de Ruby Riot dışında kimse şey TakeOver'da maça bile çıkmamıştı. Yani NXT'de zar zor görünen isimlerdi. Sanity onlardan biraz daha öte yani hani şey yani TakeOver Main Event'ı falan aldı bu isimler. Hani o açıdan hani yani kalifiye isimler ve ben başarılı olacaklarına inanıyorum. İnanmak istiyorum çünkü gerçekten çok seviyorum ve New Day Feud'larında merakla bekliyorum. Peki Andrade Cien Almas tost makinesiyle çekilmiş bir video ile SmackDown'a merhaba dedi. Benim gördüğüm kadarıyla yani hiçbir NXT şampiyonu bu kadar kötü debut yapmamıştı ana kadroya. Yani hani niye selfie video, niye tost makinesi abi? Yani çaldır müziğini gelsin haftaya yani. Olmaz mı? Olmazmış. Buğra sen dün konuşmuştuk bu konuda hani Almas'ın NXT'de kalıp biraz daha havasını bulması gerektiğini söylüyordun ama geldiler. Peki sence artık ne olur yani? Ya dediğim gibi dün söylediğim gibi ben karakter anlamında seyirci tarafından tam sindirildiğini düşünmüyorum. Okey ring içi olmuş ancak WWE'de her şey ring içi değil. Öyle olsaydı bugün işte Brock Lesnar mesela şu reyinle şu güreş stiliyle aylardır işte günlerdir en 434 rekorunu kıracağını konuşulan bir şampiyon olmazdı mesela. Andrade Cien Almas Zelina Vega vasıtasıyla seyirciye daha çabuk ısındırılabilir. Yani farklı storyline'lar yazılarak benimsetilebilir. Ben Rusev Day'deki gelişimi görünce WWE'de her şeyin olabileceğine inanmaya başladım artık. Önemli olan karakter ya. Karakteri senarist ekibi yaratsın. Zaten seyirci çok kolay alıyor. Günümüz çağı, internet çağı. Mesela bundan 7-8 sene önce bu kadar kolay değildi. Wade Barrett'ın gelip de NXT'den gelip de hani biz burada sözleşmemizi verin yoksa isyan çıkartırız demesi inanılmaz cesur bir senaryo kararıydı Triple H'in başta olduğu bir ekiple. O gün sarsıcı bir gelişmeydi o. Fakat bugün böyle şeylerin olabilmesi çok normalleşti. İnternet çağındayız. Tüketim toplumu. İnsanlar değişimlere çok kolay adapte olabiliyor. Bunu da pozitivizme çevirebilir Andrade Cien Almas. Bakalım Salih sence Almas başarılı olabilir mi? Olabilir. Yani şunu düşünüyorum ben bu debut konusunda. Diyoruz yani işte birkaç hafta sonra bu tempolarda olmayacak şovlar. Bu şovların temposunu arttıran nedir? İşte bu debutlardır. İşte bu feud başlangıçlarıdır. Bence WWE bunu erken harcadı bu şansı. Sanity için de aynısı geçerli. Başarılı olacağını düşünüyorum. NXT'de de ilk çok zor gelişen, sonradan gelişen bir güreşçiydi Andrade. SmackDown'da bu şeyi atlatır yani uyum sürecini. Peki The Club ya da The Bar Tag Team Divizyonu'nda etkili olabilir mi? Yani ikisinden biri Bludgeon Brothers'ın karşısına çıkabilir mi? The Club bence çıkabilir yani. Club. Daha demin dedi ya işte devasa yani artık vücuda bakıyor. Bu da biraz daha ona odaklanıyor. Ağır siklet güreşçilere odaklanıyor. İşte o yüzden hani club demene şaşırdım yani bar biraz daha ağır siklet değil mi? Öyle ama Karl Anderson ve Luke Gallows bence daha heavyweight gösteriyor. Yani güreşler için de konuşuyorum. Daha az hareketliler. Yani ben Great Royal Rumble'daki maçın yani Raw Tag Team maçın ne olacağını şu anda merak ediyorum. Muhtemelen barı da oradan çekerler. Revival gelir ama bakalım artık o da çok ilginç bir hale geldi ya. Bu bir hafta çok söylentilerle geçecek gibi duruyor. Esneme için kusura bakmayın. Sabahtır uyumadım. Ben sabah uyurum genelde. Sabahtır uyumadım.
O zaman main event'la devam ediyoruz. Main event'ta ne var? Rusev Aiden English vs. Daniel Bryan AJ sırasında Nakamura seyircilerin arasından geliyor ve tek bekleyen AJ Styles'a 4. low blow'unu yapıyor son 10 günde. Bu yani ne kardeşim, yanlış saymadıysam. Yani Japon mertliği nerede ya? Allah Allah. Bir WrestleMania 2 geçen hafta, ama yani bugünkü gerçekten yani böyle oynaya oynaya vurdu AJ hiçbir şey fark etmediği için. Abi çok sevdim yani böyle low blow'a. Abi çok eğlendim ya ben vururken yani böyle. Nakamura AJ maçı, Nakamura AJ feyodu oradan devam ediyor. Çok güzel başladı gerçekten feyod. İnsanların senin gibi olması hoşuna mı gidiyor Mehmet? Yani benim çocuk yapma yetim var. Ha, var mı o zaman başka? Muhtemelen AJ Styles'ın artık yoktur. Ve dahası Daniel Bryan'ı da bir kez indiriyor. Bir kez şovun önceki kısımlarında arka alanda görünmüştü. Bryan'la dalga geçmişti. Biz onu şey sanıyorduk. Hani öylesine sanıyorduk ama gerçekten Bryan'la bir şeyi varmış. Olayı varmış. Geldi, dövdü. Kişisel şeyimden bahsedeyim. Abi kör ölür badem gözlü olur misali. Bugün her yerde Big Kez övgüsü okuyorum. Abi Big Kez geçen seneki Jinder Mahal'den daha kötü bir güreşçidir. Yani hani Mojo Rawley'nin bir tık üstüdür en fazla. Hani abi sadece zıplıyor. Yani altına yay koy, o da zıplar. Hani kendisini Daniel Bryan'la feud'a sokmak, abi benim mantık sınırlarımın dışında. Buğra sen ne diyeceksin? Kimle feud'a sokmak? Kimi? Bikkesi Daniel Bryan'la. Abi ya. Yani ya bir kez bilmiyorum, o da 8-9 aydır yoktu sakatlığı sebebiyle, ama çok güzel bir storyline içindeyken, tam da hani kendi adından söz ettirecekken sakatlandı. Geri döndüğü zaman bu kadar iddialı bir şekilde dönüşü, hani ona ne kadar iyi gelir, bu kadar yüksekten başlaması ne kadar onu karakterine katkı yapar bilmiyorum. Fakat ben hani WWE şu anda çapının gücü adına politikası güttüğü için her şey olabilir. Bakalım neler olacak. Bir fikrim yok. Yani bir kez en uzun ismi WWE'nin hani ve Size Matter şeyinde. Ya daha önce bir kere çok ufak bir main event deneyimi oldu. Ana kemer peşinde koştu çok ufak bir süre. Bu Kevin Owens'ın kazandığı maça çıkmıştı. Salih sen ne düşünüyorsun? Big Cass vs. Daniel Bryan nasıl olur sence? Yani Daniel Bryan çok yanlış bir tercih ya. Big Cass. Çıkarın Rusev'i mesela. Çıkarın mesela. Aiden'in girişiyle varım ben yani. Bryan'ın karşısına mı? Evet. Ya ilk Paper'ın çok iyi güreşçi zaten ya. İyi güreşçi de işte hype olarak konuşuyorum ben. Yani çok yanlış bir tercih. Yani hani bundan sonra bir süre daha Styles Nakamura devam edecek. Zaten Great Royal Rumble'da duyuruldu. Backlash'e de duyurulur muhtemelen. Ben sonrasında o süreye kadar da Daniel Bryan'ın Big Cass'le oyalanacağını ve sonrasında kemer adayı olmaya çalışacağını düşünüyorum. Bu arada Joe da var. Bakalım neler bekleyeceğimiz, çok kadro o kadar karıştı ki bir anda. Hani Big Cass vs. Daniel Bryan olmaz. Cass vs. Nakamura vs. Bryan vs. Styles olur diyor Rotunda 69. Yani ben hepsini dörtlü maçta kullanacaklarını düşünmüyorum. Ben Bryan ve Styles'ı bir pay-per-view'da bu kadar çabucak karşılıklı maça çıkaracaklarını düşünmüyorum. Çünkü hakikaten WWE'nin elindeki en büyük iki face güç şu anda. Hani onu büyük pay-per-view'lara ayırırlar muhtemelen diye düşünüyorum. Almas da var yazmış Mertay. Yani almasın daha zamanı çok. Diğeri de Roman Reigns. Roman Reigns. Neyin diğeri de? İşte en büyük iki face güç dedin ya. Biri Styles, biri Daniel Bryan işte. Ben biri de Roman Reigns. Ya geç Roman Reigns'i geç. Roman Reigns kim ya?
O zaman bitirmeden önce son bir konumuz var. Bildiğiniz gibi dün şok bir haber düştü. Nikki Bella ve John Cena ayrıldılar. Magazin. Haber dün düşmedi, pardon. Haber düşeli 1-2 gün oluyor da bugün çok güzel bir şey düştü. Birlikte yaşamaya başlamadan önce Cena 75 sayfalık kontrat imzalatmış Nikki Bella'ya. Yani bir önceki evliliğinden mirasın, pardon, mal varlığının yarısını kaybettiği için bu sefer temkinli beter girmiş olsun herhalde. Aldattığı için şey olmadı mı? Ayrılmadı mı? Aynen, aldattığı için. Bu porno yıldızıyla seks yaptığı falan bayağı magazin konusu oldu. Daha sonra Brazzers Johnny Sins'e Cena adresi giydirdi. Onunla birlikte o ilişkiye girdiği söylendiği kadınla seks yaptırdılar. Falan çok ilginç şeyler, senaryolar döndü yani. Çok ilginç. Yani Salih, sabah hohberin linkini bana sen attın. Evet. Çok güzel güldüm yani, çalıştığım yerde çok güzel güldüm yani. İnsanlar bana baktı, neye bakıyor bu diye. Ama herkes artık Cena ve Bella'yı tanıyormuş yani, işte Dancing with the Stars'dan olsun. Cena zaten artık tanınıyor falan. Yani sen böyle bir anlaşma imzalar mıydın Cena ile birlikte yaşayacak olsan? Ya herhangi bir nişan atmamışsanız evlilik söz konusu bile değil. Nasıl bir kontrat yani bu? İki evet. Bella da artık kabul etmiş herhalde. Özel hayat kontratı herhalde. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ilişkileri baştan beri senaryo. Senaryo denmez de. Ya bazen mesela olur ya böyle PR çalışması için. Aynen. Mesela Angelina Love şey evliliği gibi. Neydi adı kocasının? Brad Pitt. Brad Pitt evliliği gibi. Evet. PR. Bu arada yani maç nasıl gidiyor bu? 2-0 yeniliyor Galatasaray. Yazık. 2-0 şu an. Hala mı? O zaman Gür, sana yeni soru. Maç nasıl biter? Maç ben ne dersem tersim bitiyordu. ben uzatmalara gideceğini düşünüyorum. 2-1. 2-1. Peki yani hakem mi? Efendim sesin gitti. Tekrar eder misin? Hakemin Akisar yani. Maçı diyorum, hakem mi çevirir Fatih Terim mi? Ya Fatih Terim 54'te Gomis'i sokmuş, 61'de Rodriguez'i sokmuş. Herhalde Fatih Terim çevirir şu dakikadan sonra yani. Bakalım. O zaman Salih, SmackDown Live'a puanın? 4. Buğra senin? 3.5. 3.5. Ben 3 veriyorum. 3.5 verecektim ama 3 veriyorum. O Almas'la Vega'nın tost makinesi videosu yüzünden 3 veriyorum. Yok ama Nakamura'nın low blow'u da çok güzeldi. Yarım da orada 3.5. Tamam, 3.5. Benden de 3.5. Aa, Buray'la aynı fikirdeyiz. Çok ilginç. Evet, sizden de puanlarınızı alalım arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa alalım ve Ertay biz de maçın demiş, sonuna yetişelim. Kuzey 4 demiş. Emros Kay 3 demiş. Numan İnci 3 demiş. Stephen Trove 3.5 demiş. Ego Koç 3. Devam ediyor. Genel kanı 3-3.5 arası. Evet. Ayrıca arkadaşlar chatbox'ta yani şeyi de yazarsanız seviniriz. 28 Haziran'daki genel seçimlerde, erken seçimlerde kime oy vereceğinizi yazarsanız çok seviniriz. Biraz olay çıksın istiyoruz yayından sonra şurada. Baskın Mixler kapatılsın arkadaşlar. Onu istiyoruz. Tamam mı? O zaman söylemek istediğimiz başka bir şey var mı? Eklemek Haziran istediğim? 28 Haziran bizim forumun kuruluş tarihi. 24 Haziran tamam. Genel seçim. Etkinlik haftası var. Aynen, etkinlik haftası var. Etkinlik haftasının ortasında şey mi giriyor yani? Aynen, başında şey var. Artık onda bir hafta erteleriz yani. Arkadaşlar seçim sandığının seçim oy pusulasına Güreş Türkiye yazıp şey yapanlara ya, fotoğraf çekenlere burada şey verecek. 3 ay VIP verecek. Oha, yapayım lan ben bunu, tamam. Ben Muhammed Salah yapacağım onu. Evet, seçim ciddiyetini kaybetmesin. Herkes oyunu kullansın tabii ki. Siz kullanın arkadaşlar yani. Ben bakacağım artık. Neyse. Demokrasi bayramı olsun. Ya efendi gibi güreş konuşup gidelim. Hafif de troll yapalım. Gerek yok bence bu konulara. Arkadaşlar
24 Haziran seçimleri çok önemli. O seçimlerden sonra bir daha güreş konuşabileceğimiz platformlar bile olmayabilir. Çok kritik. Çok önce kritik. Önce demokrasi arkadaşlar diyorum ve hepinize bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buğra Gür ve Salih Aranda adına da çok teşekkür ediyorum. Umarım yarın sabah Galatasaray'ın elendiği bir güne uyanırız. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın.